Ve evet BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'inin onaylandığını düşünürsek birkaç ay sonra gireceğimiz 2024'te bir Bitcoin'in fiyatı acaba kaç dolar ulaşabilir? Bu soru tabi internetten gelen datalarla sürekli beslenen yapay zekaya soruldu ve gelecek sene rotasyonu için bize çok önemli çok kritik önemli hedefler verdi. Tabii her yerde ETF yatıyoruz ETF kalkıyoruz ETF neden? Çünkü ETF'lerle gelebilecek sert yükselişler pekala çatır çatır masada. Çünkü aynı hikaye Bitcoin'de bu yaşanabilecek aynı hikaye. ETF onaylamasından bahsediyorum tabi. Altının başına geldi abi. Altının başına geldiği zaman şu yeşil yuvarlak çizgi görüyorsun burada ve arkasından altın tam %250 yükseldi. Şaka yapmıyorum yani yanlış duymuyorsun da. Yani bu tabi hemen olmadı. Biraz zaman aldı ama şimdi kanka hem internete yayılan yapay zeka 2024 hedeflerine önce onu vereceğim. Arkasından da internetten sürekli beslenen ve güncel olan yapay zekayı kullanarak kendi aldığım cevapları bu videoya da vereceğim. Ama daha da önemlisi yani bu hedefleri zaten internette bulursun. Google'a yaz geç. Ama daha da önemlisi biz bu masadaki ETF seçeneklerini nasıl para kazanma yoluyla kullanabiliriz? Kendi para kazanma stratejisi için nasıl bunu uygulayabiliriz? Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlersen en sonunda zaten bir Excel tablosu göreceksin. Evet kankalar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Welcome on board intro gelsin. Bam bam başlıyoruz. Evet kankalar şimdi chat bahsedeceğim önce. Chat ilk olarak verdiği muhafazakar tahminde yani biraz daha çekimser tahminde 2024 sonuna kadar eğer bir spot ETF onaylanması durumda BlackRock tarafından mesela burada bir bitcoin'in 100 bin dolar ulaşabileceğinden bahsediyor. Çekimser tahmin daha muhafazakar tahmin bu öyle söyleyeyim. Yani bunu bile yapsa aslında 3x temiz potansiyeli var. Daha ortalama bir tahmin olarak 100 bin dolarla 300 bin dolar arasında bir fiyat veriyor chat Agresif yani çok risklerin alındığı bütün ekonomik göstergelerin Bitcoin'in lehine çalıştığı bir dünyada da 2024 sonuna kadar bir Bitcoin'in 300 bin dolardan çok daha fazlası olabileceğini söylüyor. Ama ben baştan son seçeneğe eliyorum aslında. Hani evet yani bir Bitcoin'in mesela 500 bin 600 bin dolar olabilitesi var 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 ama direkt böyle 35 bin dolardan yeni dostlar öyle düşünebiliyor çünkü bazen 35 bin dolardan löp hadi bakalım şöyle bir rally başlasın easy money herkese bedava para dağıtsın kolay para dağıtsın longlar böyle öyle kat ve kat shortlar cıcık kadar kalsın longlar yılsın böyle. Bu, bu demek markete bedava para saçmak demek. Dünyada bu kadar risklerin olduğu bir zaman da market makerlar, balinalar böyle bedava para saçmaz. Dolayısıyla yani mutlaka sert iniş ve sert çıkışlar olur ve bunların da bir bahaneleri, bir sebepleri olur. Adı değişir yani. Hani şimdi dolayısıyla hani aslında küçük yatırımcıya... bu yolla fomo yaptırıp pahalıdan satar, fat yaptırıp da ucuzdan elinden çıkarttırmasına sebep olur. Şimdi 1000 üzerindeki chat GPT 4'ü kullan ben sorup biraz daha kendisini zorlamasını istediğim zaman 2024 sonuna kadar bu bir dünyada yani Bitcoin için bu bir dünyada 200 binde 300 bin dolar fiyatlaması beklediğini söylüyor. Daha nötr bir dünyada 100 binde 150 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatı beklediğini söylüyor. Ama çok böyle bir iş yani böyle Fed'in baskıladığı işte doların iyice DXY'in falan zirve yaptığı bir dünyada da 30 binde 60 bin dolarlık bir fiyat beklediğini ortaya koyuyor. Bunlar tabii hani chat GPT'nin Bing'in birlikte internetten verileri çekerek söylediği şeyler. Yani tabii Şimdi burada bunları veriyoruz. En sonunda hani finalde de neye bağlayacağız onu vereceğim ama. Şimdi sebepleri bir masaya yatıralım. Yeni dostlar ne alaka falan diyebilir. Sebepleri masaya yatırın. Sonrasında da bu fiyatlardan ne anlamalıyız? 2024'te Bitcoin fiyatına ne beklemeliyiz? Çıkarımları yazalım ama ekranda getireceğim ama şimdi bak kanka spot Bitcoin ETF'lerinin gelme ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu zaten artık hepimiz biliyoruz. Yani 26'lardan 35'lere 36'lara doğru iğne attıran yükselten de zaten bu hem spot Bitcoin ETF, dünyadaki savaş gelişmeleri ve tabii ki de işte Fed'in artık dönüş yapmaya başlayacak olması falan filan. Neyse bunları zaten önceki videolarda anlattım. Orada izle. Şimdi kanka spot Bitcoin ETF'leri kurumsal paranın anahtarı, kurumsal paranın kapısını açacak. Gel 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 diyecek büyük ihtimalle. Şimdi kurumsal para derken neden bahsediyoruz? Bak 46 trilyon dolarlık ABD hisse senedi piyasasından Apple, Amazon gibi ABD'li devlerin kasalarında duran keş paralardan Bitcoin'e para akmasını bekliyoruz demek aslında bu. Unutma ABD stock marketi öldü bitti şu anki haliyle 46 trilyon dolar. Tamam mı? Yani şöyle bak ha şurada 46 trilyon dolardan bahsediyoruz abi. Öyle böyle değil. Kriptoların hepsine kadar? Görüyorsun 1.3 trilyon dolar. Lan bir tarafta öldü bitti dediğimiz 46, öbür tarafta 1. 46 1 46 1 stok 46 kripto 1 stok 46 kripto 1 kafaya iyice yerleşsin tamam mı tekrar söylüyorum stok 46 kripto 1 stok 46 derken şey yok burada işte Avrupa Birliği Çin Japonya falan onlar yok sadece Amerika'dan bahsediyorum dolayısıyla Bitcoin ise Bitcoin ise sadece 668 milyar dolar bak hani stok 46 oradan Bitcoin akmasını bekliyoruz ama hani stok market cap Bitcoin'e sadece 668 milyar dolar ve bu market cap paranın akacağı market cap büyük taraftakinden ne kadar büyük olursa ne kadar küçük olursa daha doğrusu bu ne kadar küçük olursa etkisi de o kadar fazla olabilir. Tabi buradan sadece değil yani bu büyük şirketlerin kasalarında duran keş paradan da akmasını bekliyoruz. Yani tabi diyebilirsin ki neden stock marketten kurumsal para bitcoin'e girsin ki zaten tek tek şirketlerle karşılaştırıldığında benzer fiyatlarda diyebilirsin. Tamam mı Tam böyle bir şey de var aslında içeride dönen para olarak bitcoin ve hisse senetler arasında muazzam bir fark olsa da tek tek mesela yine söyleyeyim ABD'li Amazon, işte Google Apple, Nvidia ve Tesla gibi ABD'li top şirketler de Bitcoin'le kıyasladığın zaman hani o kadar da büyük bir sıralama farkı yok market cap olarak baktığın zaman. Tepede altın. arkasına Apple, Microsoft, işte Saudi Aramco Google, Amazon, Gümüş Nvidia, Meta, Facebook falan Berkshire Hathaway. Bir arkasından Bitcoin Tesla arkasından geliyor market cap olarak yani baktığında. Şimdi tabii dediğim gibi neden stok marketten kurumsal para Bitcoin'e girsin değil mi? Yani aslında o işte ...tam olarak öyle değil... ...Bitcoin bu fiyata tamamen kendi değerlemesiyle... ...kurumsal çok cılız yatırımcılarla ulaştı... ...cılız derken tabii ki büyük ama... ...hani bu şimdiki bahsettiğimiz dev dalgadan... ...çok daha küçük bir şeyden bahsediyoruz... ...yani aslına bakarsan... ...ETF'lerin onaylamasıyla dev dalganın gelebilmesinden bahsediyoruz... ...böyle bir ihtimal masada güçlü şekilde duruyor... ...tabii yani şöyle bir olay var... ...bir tarafta tamamen regüle ve herkesin... ...her kurumsalın... ...rahatça alım yapabildiği... ...kafasını ne bileyim hani ya, ya alıyoruz ama... ...bir sorun yaratır mı diye kafasında... hiç hiçbir endişenin olmadı. bir marketten bahsediyoruz. Stock marketten bahsediyoruz. İşte Apple'lar, Microsoft'lar, Amazon'lar, Tesla'lar vesaire, Visa'lar, Walmart'lar falan. Bir tarafta da, bir tarafta da herkesin, her kurumsalın ulan alsak, ulan regülasyon yok. ...lan hükümet nezdinde yasa dışı bir iş mi yapmış oluruz... ...şimdi bir şey çıkacak... ...bir yasa çıkacak... ...lan hani sıkıntıya girmeyelim... ...hani diye ne olur ne olmaz lan... ...bir de alsak hadi hepsini geçsek... ...alsak nerede saklayacağız endişesiyle... ...tamamen uzak duran kurumsallar var... ...yani böyle bir ihtimal böyle bir olay var... Onlar Amazon, Apple, Tesla gibi bunları marketten gönül rahatlığıyla alırken artık Bitcoin'i de BlackRock'ın ve diğerlerinin potansiyel diğerlerinin spot ETF'leri sayesinde rahatça alabilecekler. Böyle bir farklı bir dünyaya doğru gideceğiz. Mesela BlackRock'ın Coinbase kripto borsasıyla anlaşması var. Örneğin mesela Apple gitti tamam mı BlackRock'tan spot Bitcoin ETF'i aldı. Apple'ın Bitcoin'leri Coinbase borsasında saklanacak. Yani Apple lan Bitcoin alıyoruz ne bileyim. Hani herkes böyle şey düşünüyor. Apple Bitcoin aldı sanki Binance'e giriyor ya. Yani, yani ne bileyim yani koyun alıyor. Öyle bir şey değil ya. Yani burada bu hikayede aslında bunu koyun beze saklayacak. Kim saklıyor? BlackRock saklatıyor aslında. Ama bireysel yatırımcı için zaten spot Bitcoin ETF almaktansa gidip orjinal Bitcoin almak bence her türlü daha iyi. Şimdi öte yandan seneye yükseliş için bu görseldeki gibi bir kapışma yaşanacak. Fed'in faizleri düşürme potansiyeli, hash rate'lerin yükselmesi, 4 yılda bir yaşanan ve Bitcoin'in fiyatını kalıcı şekilde, daha doğrusu kalıcı demeyelim ama büyük bir ivmeyle yükseltebilen halving'in Mayıs 2024'te yaşanacak olması, para arzı daralan M2 dediğimiz Fed'in daralan sürekli son birkaç yıldır daralan para arzını boşaltma tekrar ucuz dolarları piyasaya serme potansiyeli, domin bitcoin dominansını yükselmesi, borsalardaki bakiyelerin düşmesi bunlar var. Öbür tarafta FAT tarafında ekonomik resesyon. Aslında bu FAT diyoruz da bu ilk ayağı FAT. Arkasından resesyon ne, ne olur? Krizlerde şok dalgalarına ilk başta para dolarizasyona kaçar, dolara kaçar ama arkasından arıza sınırlı varlıklara gider. Bu artık hani 2020 12 Mart'tan beri papağan gibi ağzımıza şey oldu. Yani aslında şu bitcoin'e yarayan bir şey. Global savaşlar bu da bitcoin'e yarayan bir şey. İşte Geri kalan işte anti kripto yasalar vs. Tamam bunlar çok bitcoin'e yarayan şeyler değil ama Hani şurada baktığın zaman Şunların hepsi bitcoin'e yararken Sol taraftaki bitcoin altındakiler Sağ taraftakilerden bile bitcoin'e yarayan var Şimdi tabii Finale gelelim yavaş yavaş. Kripto sözlük olarak kendi geliştirdiğim yol, yol konuşamadım. Yol haritasından kuvvet alarak Bitcoin 15-16K'larda diplerde olduğumuzu bas bas bağırdığımız gibi bir sonraki mega önce, önce işaretlerinde zaten sık sık paylaşıyoruz. Ama burada benim beklentim agresif beklentim 250 bin dolardır. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Burada kesin bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama daha mantıklı beklentim de burada tepe nokta olarak 200 bin dolardır. Ha bu arada boğa sezonunda tepeden Bitcoin satma şansı yakalanmıştır yakalamak için de mutlaka 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 haftalık grafikte RSI'ye bak tamam mı? Şu aşağıdakinden bahsediyorum. Bak her boğa sürecinde RSI 95'lerden dönmüş. Yine aynısı olabilir. 90 üzerine kademeli satışlara ben şahsen başları diye düşünüyorum şu an. Ve burada da zaten dip noktaları şöyle kırmızıyla işaretliyoruz. Görüyorsun bak yaptıktan sonra gelen grafikler gördüğün gibi nasıl da oturuyor üstüne dip dipler. Tabi dibin dibi de var ama yani bu artık buralar dipler diye kaç defa bas bas bağırdık. Peki şimdi gelelim yavaş yavaş finale. Ne anlamalıyız, ne yapmalıyız kankalar? Şimdi aslında şöyle bir olayımız var. Bir dakika. Ha şöyle açtım. Evet şimdi burada. Kanka şimdi var. iki tane ihtimal var. İki olay var. İki masada iki seçenek var. Şimdi birincisi birinci ihtimal. ETF'lerin onaylanması durumunda tabii 2004 yılı sonuna kadar ChatGPT'nin bir bitcoin fiyat tahmini tamam mı? Dedik ya çekimser 100 bin dolara kadar. Ortalama 100-100-300k arası 300 bin dolar arası. Agresif de 300 bin dolar ve çok daha fazlası. Ama ama benim yaptığıma geldiğimiz zaman burada çekimsel taraf 30-60 bin dolar arası diyor. Ortalama 100-150 bin dolar arası agresifte 200-300 arası diyor. Ben kendi know-how'ımı da katarak çünkü burada da bir know-how var görüyorsun. Bak buradaki dipleri çok önceden bilmek kolay şeyler değil. Ben kendi know-how'ımı da katarak e, maksimumun maksimumu 250 bin dolar bekliyorum ama hani daha mantıklı bir tepe nokta 200 bin dolar. Burada da tabi RSI 95 takip edeceğiz. Aslında olay bu. Haftalık da ama takip edeceğiz RSI. Haftalık grafik 4 saatlik günlük falan değil. Aslında böyle. Ve tabi burada ne anlamalıyız? Şöyle bir artık finalde bir know çıkardım. Şimdi ee, en çekimsel senaryoda bile Bitcoin'de artık 30 bin dolar üzerine kalabiliriz. Bu demek değildir ki önümüzdeki günlerde bir bilmem bir şey olur, borsa eklenir, bilmem ne olur düşeriz, kalkarız. Zaten 29-26'larda falan bir boşluk var. Fiyat boşluğu. Ondan bahsetmiyorum. O gelir geçer. O da daha böyle kısa vadeli e, olaylar. Ondan bahsetmiyorum ama Bitcoin nispeten kalıcı ve düşmeye pek istekli olmayacak şekilde 100 bin dolar bandına da oturabilir. Birçok pozitif etken bir araya gelip Bitcoin'e kombo yaptırırsa ki böyle bir şey varmasa da bir sonraki boğada işte 200 50 bin dolara yükselebilir ama benim tepe beklentim maksimum 200 bin dolar. Peki ne yapmalıyız tamam mı? Eğer Bitcoin'in yükselişine inanıyorsak bunu söyleyeyim. Yani burada herkes alsın al anlamında bir şey söylemiyorum. Kademeli şekilde her ay sabit günde ve sabit miktarlarda Bitcoin alınabilir. İstiyorsan ben 2018 Şubat Mart Şubat'tı. Şubat ayında kanalı kurduğumdan beri bunu söyledim. Dinleyenler 17'den 15'ten 3 4 5 6 8 10 20 30 40 da olabilir. Hep ortalama yaparak Bitcoin'i daha aldılar. Ne oldu? Ellerinde güzel bir ortalama olmuş oldu. Borsa larda saklamadan donanımsal cüzdanlara çekilebilir. Bunları söyleyelim. Boğa da haftalıkta boğanın bitişini gösterebilen bir sinyal olarak Aresay 95'lere yaklaştıkça, örneğin 90'a gelince tamam mı? Kadere bile satışlara başlanabilir. Bir tavsiye değil, bir yatırım tavsiyesi değil. Ben aslında ne yapacağımı söylüyorum. Mega boğa rallisi bir önceki gibi 1,5 sene sürerse ve boğayı 6 eşit aylara dağıtırsak yani 3 tane 6 ay gibi düşünürsek yani ilk 6 aydan sonraki son ikinci 6 ayda yani tam ilk 6 aydan sonra bahsediyorum. Kademeli satışlara ufak ufak başlanabilir. Yani ben ne dersin mesela şimdi uzun vadeli sepet. Ben mesela bir öncekinde e, bozmadım bozmadığım uzun vadeliler var. Bu bana bir ders oldu aslında bozacağım. Yani hani benim hikaye var ya hedefi veriyoruz abi Aralık 2021'de çıkıyorum diyorum. Lan dediğimi analizimi yapsam kendim zaten hani bayağı bir şey kaldırmıştım ama yarısını yaptık yani hani. Dolayısıyla bu kendime bir ders. Burada satacağım abi. Bam gün satacağım. Satacağım. Elbet bir nane çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki yani herkes kendi istediğini yapsın ama. Yani burada 6 aylık kademeli eşit şekilde dağıtılıp kısa vadeli trade'lerden bahsetmiyorum. İşte e, launchpad'ler olur bilmem o değil. Uzun vadeli yani artık şu an mesela altcoin sepetleriyle vesaire falan hazırlandığımız hikayeden bahsediyorum. O zaman boğa sezonunda yani artık 6 aydan sonra artık her ay ufak ufak ben satışa başlayacağım muhtemelen. Ama finalde tabii o zaman da bir analiz yaparız. Bambaşka hikayeler gelişebilir. Şu anki projeksiyondan bahsediyorum. E tabii şöyle bir tekrar gösterelim, hatırlatalım. Altın ETF'i geldiğinde altın %250 yükselmişti. Evet kankalar, durumlar böyle, durumlar böyle. Şimdi burada tabii GPT'ye sorulan ve devamlı 2028, 2032, 2050 fiyat tahminleri de var. Burada 2028 100000 bin, bin dolar ve, ve hani daha böyle şey daha çekimsel senaryo 20 bin 100 bin dolar demiş mesela. Tabii mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü bir yükseliş ve arkasında düşüş yapabiliyor. Bizim şu an bakmamız gereken aslında bir sonraki boğada e, sepeden tepelere yakın bölgelerden satıp çıkmaktan bahsediyoruz. Yani durumlar böyle. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Bir de tabii biliyorsun Ledger yarışmamız başladı. Buna katılmak için de bundan 3 tane vereceğiz. Ledger Fransa'nın da ve Ledger Türkiye'nin de desteğiyle. Burada buna katılmak için kanala abone ol. Yorumunu katılmak istediğin belirten yorumunu yaz ve tabii ki like tuşuna bas. Evet, hoşça kal. Bay bay.